Merhabalar arkadaşlar, Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere hem gözünüze hem midenize hitap edecek şahane bir tarifle geldim. Kat kat, her katı ayrı lezzet dolu, tepside poğaça tarifimi mutlaka deneyin. Asla pişman olmazsınız. İyi ki denemişim diyeceğiniz şahane bir tarif diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık süt, 2 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıp şöyle bir karıştırıyorum. Ardından 5,5 su bardağı unu iki seferde kaşıkla toparladıkça ekliyorum. Sonra kaşığı çıkartıp elimle özdeşine dek yoğuruyorum. Hamur özleşince bu şekilde toparlayıp kapağını kapatıyorum. Bir 40 dakika gelişip kabarması için bekletiyorum. Dakikanın sonunda tezgaha unlayıp kabaran hamuru alıyorum. Ve bu şekilde toparlayarak havasını alınca eşit parçalara kesiyorum. Kestiğim her bir parçayı mandalina büyüklüğünde beze yapıyorum. Sonra merdane ile bütün bezeleri tek tek yeteri kadar un serperek açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtım ve bir kenara her açtığımı üst üste diziyorum. Bütün bezeleri açıp üst üste dizince 125 gram tereyağını erittim. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ve tezgaha unlayıp açtığım hamurların her birinin üzerine tereyağı sürüp yine üst üste diziyorum. Tamamına sürünce üzerine derin bir borcam kapatıp aralarına sürdüğüm yağların donması için bekletiyorum. Bu şekilde bir 20 dakika boyunca beklettim. Hem kabardı hem de yağı dondu. Şimdi de borcam kaseyi çıkartıyorum. Üzerine ve altına un serpip elimle hafif hafif bu şekilde bastırarak genişletebildiğim kadar açacağım. Sonra merdane ile istediğim büyüklüğe gelene dek dikdörtgen olacak şekilde açtırıyorum. Tam bu büyüklükte olunca iç harcını hazırlıyorum. 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 50 gram lor peynir ve üzerine bir tane de yumurta ekleyip karıştırıyorum.
Sonra az önceki kullandığım tereyağının geri kalanını üzerine sürünce iç harcını döküp her yerine yayıyorum. Böyle yayıp düzleyince uç tarafından tutup rulo yaparak sıkıca sarıyorum. Sarma işlemini bitirince pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine aldım. Uçlarını birbiri içine katıp bitiştiriyorum. Ve biraz ortayı böyle genişletip düzeltiyorum. Poğaçayı böyle hazırlayınca üçgen şekli vererek kesiyorum. Ama tamamını değil. İç tarafa bıçağı çok vardırmıyorum. Son olarak bir tane yumurta sarısının üzerine bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı toz şeker ve bir yemek kaşığı süt ekledim, çırpıyorum. Poğaçanın her yerine sürüyorum. Evet, sıra geldi pişirmeye. 160 derece fırında 1 saat boyunca pişirdim ve üzeri kızarınca çıkarttım. Bu şahane lezzeti denemeyen kalmasın. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.